Today we will go through the seafood and poultry. It is page 11 in your books. Arkadaşlar 11. sayfaya bakıyoruz. Yiyecekler, seafood, deniz ürünleri ve poultry, kümes hayvanları. Okay. Sea or saltwater fish. Deniz veya tuzlu su balıkları. Okyanusta, tabii okyanusta dahil bunu. Birincisinde gördüğünüz ne? Yazıyor zaten salmon. Somonun biliyorsunuz yani sadece somon değil bir sürü balığın iki çeşidi var. Doğada yakalanmış ve çiftlikte üretilmiş. Wild caught doğada yakalanmış demek. Yani wild caught yani vahşi yakalanmış gibi oluyor ama hani doğada yakalanmış diyelim. Deniz balığı. Deniz balığı ve çiftlik ürünü balık. Wild caught farmed. Okay. Sardin, tahmin ediyorsunuzdur, sardalya. Sole, dil balığı demekmiş sole. Tuna, tuna zaten yani bariz bir şey, ton balığı. Anchovy, anchovy hamsi olarak çevirmişler ama sanırım ikisi farklı balık. Çünkü hamsi bildiğim kadarıyla sadece burada çıkıyor ama tabii yanlış bilgi vermek istemem. Bildiğim kadarıyla Karadeniz'de çıkıyor sadece. Anchovy. Genelde anchoes, çünkü anchoe Türkçe anchoes diye çeviriyorlar. Ama hamsiye çok benziyor ve tuzlu bir balık. Yani makarel, makarel uskumru demek. Bass, sea bass, bu da sea bass, deniz levreği, levrek demek. Sea bass ve farm bass olarak ikiye ayrılıyor. Deniz levreği, levrek. Turbo, kalkan balığıymış. Zaten şeklinden belli kalkana benziyor. Sole, sola da benziyor biraz değil mi? Cod da morine balığıymış. Cod bilmiyorum Türkiye'de pek duymadım ama yurt dışında çok fazla tüketilen balıklardan. Bir de mahi mahi var. Onu koymayı unutmuşum. Mahi mahi de çok tüketiliyor. Yunus balığı yani burada pek görmedim ben de. Mahi mahi deniyor Yunus. Yunus'u yiyorlar yani. Fresh water fish yani tatlı su balıklarına bakalım şimdi. Rainbow trout. Trout alabalık demek. İki çeşidi varmış. Rainbow trout. Rainbow biliyorsunuz gökkuşağı demek. Gökkuşağı yani herhalde renkli olduğu için gökkuşağı balığı deniyor. Rainbow trout. River trout. River nehir demek. Yani nehir alabalığı oluyor. Eel. Eel yılan balığı. Gördüğünüz gibi şekilde yılana benziyor. Daha çok şeylerde kullanılıyor. Eel. Yediyseniz suşilerde kullanılıyor ve suşi sosu olarak da kullanılıyor iyi. Karp, karp sazan demekmiş. Catfish de zaten bıyıklarından görmüşsünüzdür. Bir de zaten cat yani kedi demek, kedi balığı demek. Okay. Shellfish, shellfish nedir? Kabuklu deniz ürünü. Kabuklu deniz ürünlerine shellfish denir. Şimdi what's the first one? Birincisi nedir? Hani bir tane çizgi film var ya Sünger Bob orada var Mr. Crab değil mi? Bay Yengeç. Mr. Crab deniyor. Crab yengeç demek. İkincisi size bunu anlatmıştım. İki tane ismi var demiştim hatta değil mi? Mussels, clam, clams. Yani mussel daha bildiğim kadarıyla daha küçük olanlara mussel deniyor ama başka farklılıkları vardır eminim. Midye yani. Mussel, clam ikisini midye deniyor. Üçüncü resimdekine kıskaçları var. Şeyden farklı olarak. Bir de krabden kuyruğu var değil mi? Lobster. Pardon. Sırayı kaçırmışım. Bu scallop şey demek. Deniz tarağı. Herhalde tarak şeklinde olduğu için şeyleri var. Böyle tarak gibi uçları var. Şeye benziyor ama siz değil ama tarak gibi uçları olduğu için deniz tarağı deniyor herhalde. Scallop deniyor İngilizce'de. Oyster biliyorsunuz içinde şeyler var. Pearl. Pearl ne? İnci. Ve inci nasıl oluyormuş? Ben de bu konu hakkında araştırma yaparken oyster üreten, oyster istiridye demek bu arada. İstiridye üreten bir çiftliği ziyaret etmiştik. Oradaki adam anlatmıştı. Aslında bunların şeymiş yani bu incilerin oluşma sebebi bir üretimdeki bozukluktanmış. Yani hani bir yanlışlıktan oluşuyormuş. Hani böbrek taşı gibi düşünün yani. Şeyin böbrek taşı gibi düşünün yani. Hani istiridyenin. Ama düşünün yani görüyorsunuz böyle bozukluktan çok güzel bir şey ortaya çıkabiliyor yani. Fault yani
hatadan ortaya çıkan bir şey. Okay. Oyster, istiri diye. Evet, lobster. Ne? Istakoz. Lobster, istakoz. Shrimp, prawn. Şimdi shrimp ve prawn ikisi de karides demek. Ama benim gördüğüm shrimp, yani karides daha küçük oluyor. Yani shrimp daha küçük oluyor. Ama internete baktığımda shrimp have claws on two of their five pairs of legs demiş. Yani claw neydi? Kıskaç. Yani iki ayağında sadece kıskaçları varmış. Beş çift ayakları var. Yani 10 tane ayağı varmış. Sadece yani 5-10 tanesinin 4 tanesinde sadece kıskaç varmış. Prawn'da da 3 tanesinde. Yani farkları buymuş. Ama prawn benim gördüğüm daha büyük oluyor. Shrimp, prawn. Okay. İlgisini çeken varsa onlar için de şeyler ekledim. Çeşitlilikler, clam varieties for example, yani midye, yani bu konuda uzmanlaşmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Midye çeşitleri, hard shell, sert şey diyor, kabuk. Mild, sweet and briny, bir yumuşakmış tadı. Raw on the half shell, cut in chowder, soup stuff. Chowder dediği, clam chowder diye bir şey var. Soup, yani çorba var. Mutlaka duyarsınız ismini. Çok güzel bir çorba. Şeyden, klemden yapılıyor. Amerika'da daha çok meşhur. Ve bu raw dediği çiğ servis ediliyormuş. Soft shell, bir de yumuşak kabuklu varmış. Ondan ben de pek görmedim. Sanırım burada da pek yaygın değil. Sweet and slightly salty, biraz tuzlu diyor. Tender bellies, yumuşak şeyler varmış yani. Herhalde iç tarafı yumuşakmış. Steamed and dipped in butter. Nasıl? Best served. Yani buharda veya tereyağda kavrulması tavsiye ediliyor. Cockles, o da başka bir çeşit. Slightly sweet and delicate. Biraz tatlı ve şeymiş, nazikmiş. Soslar ve pastalarda iyi gidiyormuş. Manila, extra salt and briny. Yani ekstra tuzlu ve briny in sauce. Bu da pastalarda. Bu da pastalarda ve şeylerde, soslarda kullanılıyormuş ve buharda pişirilmesi gerekiyormuş. Surf. Surf and turf diye bir şey vardı şeyde, Amerika'da meşhur sanırım, oradan geliyor surf. Mild, sweet, chewy. Chewy yani şey demek, çiğnenebilen gibi. Chew, çiğnemek demek. Hafif, tatlı, çiğnenebilen ve ama kesinlikle şey yenilmemesi gerekiyormuş, çiğ. Fried, yani en iyisi de kızartılmış şekilde yeniyormuş. Razor. Razor ne demek? Razor, tıraş bıçağı demek. Yani ustura gibi. Zaten usturaya benziyor fark ettiyseniz. Malden meaty. Meaty yani içindeki şey çokmuş. Hani bu deniz ürünlerinin içindeki et azdır zaten tahmin ettiğiniz üzere. Eti daha fazlaymış bunun diğerlerine nazaran. Steamed, broiled, chopped in salt. Broiled neydi? Şey, pişirme yöntemlerinde öğrenmiştik. Daha yüksek ısıda ızgara. Çok yüksek ısıda ızgara. Buharda broil, chopped in salt, salatalara doğranarak yeniyormuş. Ve ne diyor? Razors can be hard to find, difficult to clean. Çok zor bulunurmuş. Nadirmiş ki zaten ben hiç görmedim. Temizlemesi zormuş. Şimdi shrimplere bakarsak shrimpleri şey olarak satıyorlar. Sizes, yani size'ına göre, yani ebatına göre çeşitlendiriyorlar. Benim bildiğim jumbo vardı. Jumbo count per pound dediği, yani pound 450-470 gram bir şey, yani yarım kiloya yakın bir şey. Amerika'da o şekilde kullanılıyor. Kiloyla satılmıyor hiçbir şey. Kaç tane, bir 470 grama kaç tane sığıyormuş? Jumbo'da görüyorsunuz 21-25 tane. Extra large da 26-30 tane. Extra jumbo 16-20 tane. Sanırım jumbo yok. Colossal en büyüğü 15 veya daha az, 470 gram yapıyormuş. En küçüğü de tiny 61-70 tane sığıyormuş. Şeyler, krablara ilginiz varsa, pardon, bu shrimp daha fazla ilginiz varsa burada inceleyebilirsiniz. Çok fazla çeşitli shrimp görüyorsunuz burada. Ve bunlar da krab çeşitleri. Mesela blue crab. Blue crab da görmüştüm. Bayağı şeydir, yaygın, pahalı bir şeydir yani. Hani çok zor bulunur. Mevsimseldir. Mevsimin de belki uygundur ama mevsim dışında yemek neredeyse imkansız. Bir de buraya koymamışlar, soft crab vardı. Soft crab da şey, kabuğu yumuşak. Yani kabuğunu kırmanıza gerek yok yemek için.
yumuşak kabuklu bir krep oluyor. Horseshoe crab, bu da ilginç bir şey. Horseshoe ne demek? At nalı demek. At nalı şeklinde de varmış. Yani çok çeşitli. Yani bu deniz ürünleri gerçekten çok çeşitli. Yani dediğim gibi bu konuda uzmanlaşmak istiyorsanız inceleyebilirsiniz. Şimdi poultry, kümes hayvanlarına bakalım. Kümes hayvanları en basiti, birinci resim nedir? Tahmin edersiniz. Chicken. Tavuk. Chicken. Tavuğun küçüğü ne? Yani çavuğun yavrusu ne diyor? Biz civciv diyor. Biz civciv diyoruz. Herhalde ya, çıkarttılar sesler. Bunlar şöyle yapalım. Bunlar şey yapmışlar. Çik demişler. Yani enesini kesip çik demişler. Sadece kısaltmışlar. Gayet yaratıcı değil mi? Çik. Horoz gördüğünüz gibi rooster demek. Ve şu da spring chicken. Neden bu resmi koymuşlar? Spring yay demek aynı zamanda. O yüzden hani şaka olsun diye böyle bir resim yapmışlar. Spring chicken da piliç demekmiş. Yani herhalde civcivle tavuğun arasındaki bir şey. Diğer kümes hayvanları. İlkine peasant deniyor. Peasant neymiş? Sülünmüş. Herhalde kuyruğu uzun olduğu için sülün deniyor. Peasant şey anlamı da var. Halk, yani köylüler aslında peasants denir. Mesela köylüler aşağılama adına kullanılan bir terim. İkincisini hepiniz bilmeniz lazım. Turkey. Bunun hikayesini size anlatmıştım sanırım. Neden Turkey dediklerini. Çünkü eskiden Osmanlı döneminde her şey Avrupa üstünden Amerika'ya, her şey yani hani Arap ülkelerinden önce ya da Hindistan'dan Türkiye'ye geliyormuş. Oradan Avrupa'ya ve Amerika'ya gidiyormuş ve Amerikalılar da ilk defa gördükleri için bu hayvanı herhalde bu Türkiye'den geliyordur diye Turkey demişler. Ama aslında Turkey'nin, yani Hindi'nin asıl memleketi Amerika ve bunu bilmiyorlarmış. Bizim hani terimimiz daha doğru, Hindi diyoruz. Çünkü Amerika'da yetiştiği için, Amerika'da orijin ettiği için diyelim. Hindi, Indian'dan geliyor. Indian da yerli Amerikalılara denen şey. Yani Indians, Kızılderililere Indian deniyor. Biz Hindi diyoruz. Yani bizim terimimiz aslında daha doğru. Hatta o yüzden de Thanksgiving'de Turkey. Thanksgiving var ya, Amerika'da Şükran Günü. O yüzden orada Turkey yenir mesela. Hindi yenir genelde. Okay. Quail. Quail ne? Bıldırcın. Bıldırcınmış quail. Duck. Duck, ördek. Bu da goose, kaz. Yani ben ikisini düşünmüştüm. İkisinde fark var ördekle kazın. Herhalde kazın boynu daha büyük gördüğünüz kadarıyla. Okay.